Araçlarımız arıza yaptığı zaman bir telefonla yardımımıza koşan Uğur Oto Kurtarmaya konuk oluyoruz efendim, Giresun merkezli. Uğur Bey de yanımızda, nasılsınız? Teşekkür ederim Işık Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun, ben de iyi. Kısaca sizi tanıyalım. İsmim Uğur, söyledim etmez. Giresun bölgesinde hizmet veriyorum. Türkiye tabanlı çalışıyoruz. Evet. Karadeniz, işte Ege, Akdeniz. Bir alo kadar yakınız yani, evet, öyle diyeyim. Bir alo kadar, bir telefon evet. kadar yakınsınız. Bizim en zor dönemlerimizde, en Aynen. zor zamanlarımızda yanımızda oluyorsunuz. Gerçekten zorlu bir iş yapıyorsunuz. Evet. Bize. Yani bizim işlerin 7/24, gecesi gündüzü yok. Şu anda bile yani bir araç kurtarmadan geldiğiniz. Ben araç kurtarmadan giriyorum şu anda bile. Evet. İşte dediğim gibi şehirler arası çalışıyoruz, çoklu çalışıyoruz. Kazalara gidiyoruz. Kışın zor oluyor Karadeniz bölgesinde. Evet. Buzlanma, kar vesaire. Evet. Ülkemizde zaten şu anda yaygın bir sektör. Herkes bu sektöre bir... Gitgide de artıyor değil mi? Evet, gitgide evet. artıyor. Tabii çürük yumurtalar çıkıyor arada. Tabii. Her sektörde olduğu gibi. İşte dürüst bir şekilde işimizi devam ettirmeye evet. çalışıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ve bu işe nasıl başladınız? Yaklaşık 5 yıldır yapıyorum bir işi. Daha önceden yapıyordum arkadaşlarımla beraber, onların yanında falan işi öğrendim. Ondan sonra güvenlik kamerası işi yapıyordum. Bir gün yolda kaldım. Şirket, hikayeyi dinleyin. Şirket aracıyla birlikte işte yolda kaldım. Arkadaşımı aradım. Bir saate geleceğim, yarım saate geleceğim. Allah. O kızgınlıkla beraber hiç tanımadığım birini aradım. Kendimi çektirdim. Ondan sonra bir kızgınlık oluştu bende. Dedim ben bu sektörü biliyorum. Alacağım bir çekici, gireceğim bu piyasaya. Evet. Aynen de öyle oldu. Tabii arkadaşlarımızın vasıtasıyla da oldu bunlar. Sektöre giriş yaptık, sevildik sanayi ortamında, işte şehirde. Çevre bazlı oluyor bizim işler genelde. Tabii. İşte çevremiz tuttu bizi, yürüdük. İşte kaza olur, yol arızası olur. Evet. Her türlü işte 7/24 destek sağlıyoruz. Destek sağlıyorsunuz. Yani Uğur Bey yolda kalarak bu sektöre girmiş. Evet, çok enteresan yani, bir giriş yolda oldu. Yolda kalanın halini bilirim yani. Evet. Gece kalması falan Tabii. zor olur. Ailesiyle birlikte kalanlar oluyor yolda. Bebeklerle, çocuklarla değil evet, mi? Çok Allah zor kimseye çaktan. Yani böyle bir şey yaşatmasın ama yaşarsanız da bir telefon kadar yakınlar evet, size. Türkiye'nin her yerine çalışıyoruz dediniz değil mi? Türkiye'nin her yerine. Müşterilerimiz bazen araç alıyor, araç satıyor. Galerici arkadaşlarımız var aynı şekilde. Mesela vatandaş Giresunlu, düğünü oluyor, işi oluyor, bir şey oluyor. Gidiyor İstanbul'a, Ankara'ya gelirken arıza yapıyor. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Ya kendimiz çıkıyoruz buradan ya da bir arkadaş vasıtasıyla onu halletmeye çalışıyoruz yani. Müşteriyi memnun etmek bizim görevimiz. Evet, yani kimseyi mağdur evet, etmiyorsunuz. Evet, kimseyi mağdur edemeyiz. Mutlaka bir şekilde ulaşıyorsunuz. Aynen. Tabii her sektörün zorlukları var, sizin de vardır mutlaka. Tabii. Biraz onlardan bahseder misiniz? İşte dedim, az önce bahsettiğim Karadeniz bölgesi kırsal bir bölge. Evet, coğrafya biraz sıkıntılı. Coğrafya kaderinizdir. Evet. evet. Coğrafya biraz zorlu. Güzel anılar biriktiriyoruz. Bu sektörde güzel arkadaşlar ediniyoruz. Tabii ne hikayeler vardır sizde. Aynen, çok hikayeler vardır. Anlat anlat bitmez şimdi. Evet. Şöyle diyeyim işte, kışın gidiyoruz, zincir sarıyorsun, işte araç kurtarırken çizme giyiyorsun, karlı bölge. Araç hiçbir zaman yolda olmuyor zaten. Hep bir yerlerden gitmiş oluyor bu coğrafyada kaza yaptığında. Tabii. Ya çarpışıyor, araba dağılmış bir şekilde. Biz yani... Şöyle diyeyim sizlere, yani bu işin bir de psikolojik yönü de tabii, var tabii, yani. Tabii 15 yani, gün 20 gerçekten. Gün kendine gelemiyorsun. Evet. İşte bu tür müşterilerle karşılaşıyoruz.
İşte gecenin bir vakti kolluk kuvvetleri arıyor, hı-hı, diyor gel. Hı-hı. Gidiyorsun, neyle karşılaştığını bilmiyorsun. Öyle oluyor, böyle oluyor. Adli, evet, dengesi yerinde olmuyor, kaza yapmış zaten, hı-hı, vatandaş. Yok aracıma zarar verme. İşte zaten zorluklarla çıkmışsın sen zaten oraya. Ne diyeyim size, zincir sarmışsın. Bir de o zorluklar var. Manevi zorluklar var. Evet, evet. İşte insanların mağduriyetleri sizi üzüyordur. Tabii tabii. Genelde yani gidiyorsunuz, aracınız parçalanıyor. Araçta geliyorsunuz, sanayide masraf yapıyorsunuz. Yani bunu otobanda sahil hattında örnek vereyim. E5'te giden adam bilmez. Bilmez. Gerçekten. Aynen. Siz hem bu coğrafyanın insanı olduğunuz için de çok iyi dillerinden anlıyorsunuz aynı zamanda. Size nasıl ulaşıyorlar peki? Bize nasıl ulaşıyorlar? Genelde çevre tabanlı ulaşıyorlar. Sigorta şirketlerinden ulaşıyorlar. Hmm. Yol yardım desteğiyle. Ondan sonra internet sayfalarında numaralarımız var. Bölgeye girdiklerinde, konumu paylaştıklarında en yakın çekici olarak falan çıkabiliyoruz. Farklı sitelere farklı ödemeler tabii yapıyoruz reklam amaçlı. Şimdi bir de bu çekicilerin fiyatları da çok değişiklik gösterebiliyor. Yani biz onu nasıl, evet, anlayacağız? Nasıl doğru çekiciyi nasıl bulacağız? Doğru çekiciyi hiç tanımıyorsanız internetten yorumlarını, hmm, falan okuyabilirsiniz. Değerlendirmelerine bakabilirsiniz. Ne bileyim konuşma tarzına, hmm, kültürüne bakabilirsiniz. Mesela adam arıyor işte gecenin bir vakti konuşuyor işte. Abi diyorsun işte 5 olur, 3 olmaz mı? Abi işte 4 yapalım gel şunu. Öyle bir durum yok. Onu, evet, ikna etmek de önemli. Evet, tabii ki yani. Tabii bunu suistimal edenler de vardır belki. O yüzden de insanların da kafasına soru işareti oluyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi tabii, referanslarınız gibi var sizin, aynen, burada. Zaten siz belli bir yerdesiniz, sanayidesiniz. Evet, burada herkes sizi tanıyor. Evet. Bundan sonra neler hedefliyorsunuz? Ya bundan sonra tabii hedeflerimiz daha büyümek, hı hı, daha geliştirmek. Evet. Arkadaşlarımızla, iş ortaklarımızla falan daha iyi yerlere gelmek. Evet, tabii. Daha çok yere hizmet etmeye, evet, devam edeceksiniz. Evet, daha çok. İnşallah. Hedefimiz teşekkür burada ediyorum sohbetiniz için. Ağzınıza sağlık. Eklemek istedikleriniz var mı son kez? Yok. Bu kadar yani. Teşekkür, evet, ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Çalışmalarınız, başarılarınız daim olsun. Sağ olun.